Bu Cenab-ı Hak ile kulun arasındaki doğrudan iletişime biz vahiy diyoruz. Ve bu en doğrusuna, en iyisine, en güzeline iletiyor. İnsanın kalbi ancak bununla mutmain oluyor. Eğer buna insan eli dokundurursanız, buna müdahale olursa, o zaman orijinal bir cihazı nasıl birisi açıp kapadığında, orasını burasını mıncıkladığında ki insanın yaptığı ne kadar orijinal olabilir, o bile bozuluyor ise, nasıl bir aracı arabanın kapısı, işte boyası vesaire değiştiğinde artık orijinali gibi olmuyorsa, ki oradaki orijinal de insan ürünü, sonradan müdahale eden de insan ama yine de ne yapıyor artık kıymetsizleşiyor. Bir de düşünün ki orijinali Cenab-ı Hakk'ın kelamı olan bir kitaba birileri hevesle insan eliyle müdahale etmek istiyor. Adına ister tahrifselcilik deyin, yorumla vesaire yol arayarak, ister tahrifselcilik deyin, o gün öyleydi, bugün de böyle olsun diyerek her iki yaklaşım biçimi de Cenab-ı Hakk'a ayar verme çabasından gayrı bir şey değil. Bunların hepsi neticede dini ayvac kılar, yani eğriltir. Sırat-ı müstakimi ha böyle yapar, eğriltir. وَتَبْغُونَهَا عَيْوَجَ Demek ki insanlardan yana bu eğriltme çabası yeni yeni adlar altında bugün de efendim karşımıza başka biçimlerde gelse de harekete geçen nokta, harekete geçirdiği nokta insanın hevasından ve arzusundan gayrı bir şey değildir. Çünkü tarihin kadim zamanlarında da insanlar aynı şeyi, aynı taleple geldiler. Müşrikler de Kureyş de aynı taleple geldi. İ'ti bi Kur'anin gayri hâzâ ev beddilhu. Ya başka bir Kur'an getir yahut bunu tebdil et. Daha geldiği günde bile ona tahrifsel veya tarihsel modeli uygulamaya tatbik ettiler. Etmeye kalkıştılar. Çünkü hevalarına ve arzularına uymadı. Aynı fay hattındayız, aynı düzlemdeyiz ve aynı çatışmanın içerisindeyiz. Bu kulların Cenab-ı Hakk'ın dinine müdahale arzusunun şeytani bazı söylemler, ifadeler ve terkiplerle başka bir versiyonla karşımıza çıkmasından gayrı bir şey değil. Halbuki Allah Azze ve Celle dinine sadece teslimiyet bekliyor. Akleden kulların onun dosdoğru muhkem en iyisine ilettiğini görüp akledip hayranlıkla olsa olsa bu ancak Allah'ın kelamı olabilir demelerini bekliyor. Tam da bu yönüyle onun icazıyla tanışmalarını beklerken kul elinde pense, tornavida, çakı gelmiş buna ayar vermek istiyor. Önce bir anla derler adama. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki bel kezzebû bimâ lem yuhîtû bi'ilmihî. Henüz öğrenmeden, henüz manasını anlamadan, henüz ilmini yapıp onun ne kadar kusursuz bir hakikat olduğunu görmeden doğrudan onun yanlışlığını iddia etmeye, yersizliğini iddia etmeye, onu değiştirmeye kalkışmaya, tabii ilim yapıp onun hakikatine erenler bu ancak olsa olsa Allah'ın katındandır. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا Bu ilim yapanların yolu. Film yapanlar da bu Allah'ın kelamı olmaz diyor. Bundan başka bir şey diyor. Bu yani peygamberin sözü. Bak buralarda heyecan yapmış demeye getiriyor. İşte birisi ilim yolu. Cenab-ı Hak ilimle ancak onun muazzam bir hakikat olduğunu görür ve dersiniz ki bu insan işi olamaz. Bırak insanları, insanlar, cinler bir araya gelseler قُلَّ اِنْ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ Ve birlikte birbirlerine destek verseler وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا Kesinlikle bu kolektif çabadan bile böyle bir şey çıkmaz. Bu kul işi değil, bu ancak Allah'ın kelamı. Bu dedirten süreç, ilim süreci, okuyup anlayan adam gibi tırnak içinde ama diğer yolun ne olduğunu
ve onun tırnak içinde neye tekabül ettiğini hepiniz biliyorsunuz. وَتَبُغُونَهَا عِوَشَ Ey yani تَبُغُونَ سَب۪يلَ اللّٰهِ İstiyorsunuz ki Allah'ın yolu تَكُونْ مُعَوَّجَ Olsun, nasıl eğriltilmiş olsun. Şu anda bu işbirlikçilerin çabasının arkasında dışarıda şeytanın yönettiği egemenlerin ve kudretlilerin güçlü arzusu var. Önce sünnet tarafından bir vurdular, orayı bir sarsmaya çalıştılar. Şimdi heyecan yapıp acaba Kur'an'a da dadanabilir miyiz arzusundalar. Orada da yeterince sonuç alamadılar. Kur'an'dan da bir sonuç alamayacaklar. وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Allah nurunu tamamlamaktan gayrı hiçbir şeye fırsat vermez. وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Velev ki kafirler bundan hoşlanmasınlar. Dolayısıyla dünyadaki o kudretli dediklerimiz, o egemen, o seküler güç odaklarının İslam'ı buharlaştırmak, anlamsızlaştırmak, önce yozlaştırıp sonra da ortadan kaldırma arzuları yüzyılını geçti, hatta daha fazla, ama ellerine hiçbir şey geçmedi doğru dürüst. Çünkü Allah'ın dininin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. وَتَم۪يلُونَ Bize kalsaydı biz çoktan koruyamamış, korumakta yeterince başarılı olamamıştık. Ama Allah Azze ve Celle'nin muhafazasıyla doğudan eksilen gücün yerini batıdan yeni yeni ayaklanan mühtedilerin elinde görüyorsunuz. Öpe koklaya gözyaşları içerisinde baş tacı ediyorlar. Bu sahneleri bu kürenin üzerinde yaşıyoruz. Aynı günde yaşıyoruz.